Şu aralar gündemde olan Ahmet Kural ve Sıla olayını bir de astrolojik olarak inceleyelim dedim. Çin astrolojisine göre öncelikli olarak kişilerin hangi elementlerde olduğunu ve bu elementlerin kişiliğimize nasıl yansıdığını anlatmam gerekiyor. Sıla'ya baktığım zaman doğduğu günde yin metal elementi gözüküyor. Yin metal elementi mücevhere benzetilir. Bir silah olma özelliğinin yanı sıra aynı zamanda da parıldayan, şaşalı ve de albenili bir yanı olmasından dolayı televizyonda gördüğümüz birçok ünlü yin metal insanıdır. Mesela Angelina Jolie gibi ünlülerimiz yin metal gününde doğmuştur. Bunların feminenlikleri, kemik yapıları, ciltleri, hatta dişleri kendilerini temsil ettikleri için bunlarda bir güzellik ekstradan vardır. Sıla'nın ilk intibasına baktığımız zaman güçlü bir şekilde insan elementi görüyoruz. Bu bir kere onu zaten şan şöhret açısından açık bir haritaya hazırlıyor. Aynı zamanda ikinci intibasında da agresif bir şekilde performans yeteneğini görüyoruz. Bu ona hem zeka verir hem de sahnelerde olma başarısı verir. Yani iş hayatında evet bir patron tarafından yönetilmesi gerekiyor ama kendisinin yaptığı, kendisinin icra ettiği ve şanını, şöhretini gösterebildiği bir yerlerde olması lazım. Bunları tabii ki de bir tek ilk ve ikinci intibadaki bu yıldızlardan ortaya çıkarmıyoruz. Aynı zamanda kendisine hem aşk çiçeği hem de kızıl cazibe var. Bunlar ona aşırı derecede güzellik ve beğenirlik ve yüksek bir aura veriyor. Dolayısıyla da aslına baktığımızda karmik olarak Sıla dünyaya geldiğinde yapması gereken işi yapıyor olarak görüyoruz. Sıla'nın şans dönemlerine baktığımızda bir kere dörtlü yıllarda değişim yaptığını görüyoruz. Bu ne demek? Çin astrolojisinde her 10 yılda bir yeni bir şans dönemine gireriz. Ve bu element eğer bizi destekliyorsa biz kendi kaderimizi icra etmeye başlarız ve hayatımız daha pozitif ve kolay geçer. Eğer bizim elementimiz değilse, bizi zorlayan bir elementse de işte o zaman birazcık tümseklerden ve de sıkıntılardan geçmeye başlarız. Sıla doğduğunda yani 1984'ten sonra dörtlü yıllarımıza başlamasıyla birlikte iyi şans dönemine girmiş olarak gözüküyor. Özellikle de ben burada gördüğüm 1986 yılında gerçekten güç elementi dediğimiz element tarafından büyük bir destek görmüş. Bu yaşta güç elementi ne demek? Tabii ki de öğretmeni, okul müdürü, annesi babası gibi insanlar tarafından yeteneği fark edilmiş, doğru yönlendirilmiş, okul tarafından sevilmiş ve sevilen bir öğrencilik hayatı geçirmiş olmuş. İkinci dönemine baktığımız zaman yani 14-24 yaş sınırına baktığımız zaman aslında o kadar parlak değil. Birazcık zorlandığı bir döneme girmiş. Ama aynı zamanda yıldızlar desteklemiş. Yani birazcık nötr geçmiş olma ihtimali var. Hatta şunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim ki 1996 yılında çok güzel bir şekilde kendini ifade edebilmiş. Hatta güzel bir performans sayesinde işine başlamış olma ihtimali var olarak gözüküyor. 2004 ile 2014 arasında İşte şimdi Sıla'nın en iyi dönemi diyebiliriz. Yani bu dönemde gerçekten para kazanmaya başlıyor, gerçekten ünlenmeye başlıyor ve de hayat ona mutluluklar getiriyor. Ama nerede? Sadece iş yerinde. Çünkü kişisel çatışma içerisinde kalmış. Kişisel çatışma içerisinde kaldığımızda bu kişilerin kemik yapısını, dişleri ve cildini temsil ettiği için buralarla ilgili yaralanma, buralarla ilgili sıkıntılar çekme, egzama gibi sorunlar yaşamanın yanı sıra direkt bize bir saldırı olduğu için trafik kazası gibi ya da eş hanesi dediğimiz yerde saldırı olduğu için de aşkla ilgili büyük sorunlar yaşamış olabilir. Sıla'nın 2014-2024 yani şu anki dönemine baktığımızda ise bir kere bu kişisel çatışmadan çıkmış olduğunu, aşk konusunda daha bereketli bir döneme girdiğini, kendisini zorlayan ilişkilerden ve sağlık sorunlarından kurtulduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda koruyucu meleği ve seyahat atı var. Yani bu ne demek? Aslında önüne çok güzel altın tepside fırsatlar çıkmaya başlamış. Ve bol bol geziyor ve gezmek zorunda. Ve bu parada oturduğuna göre işle ilgili seyahatlerinin çok fazla arttığını söyleyebiliriz. Özellikle 2018 yılına baktığımızda güç elementinin tamamlandığını yani harekete geçtiğini Mayıs ayında görüyoruz. Mayıs ayında güç elementinin harekete geçmesi bir bayan için şu anlama gelmektedir. Evlilik olabilir,
Çok önemli bir patronla iş anlaşması olabilir, yeni bir yere geçiş olabilir, uluslararası bir şirkete geçiş olabilir. Bunlardan birinin gerçekleşmesi için ilk imza atılmış olabilir. Ancak Ekim ayına baktığımızda ne yazık ki bir skandal da ortaya çıkıyor. Ve bu bir insan tarafından olması gerekliliği de ortaya çıkıyor. Çünkü bu sene köpek senesi ve Sıla'nın köpekle birleşimi, yani köpek elementiyle birleşimiyle ilgili büyük bir sorunu var. Bunun da insan tarafında oturmasından kaynaklı Sıla bir insan tarafından Ekim ayında zorlanacağı gözüküyor. Şimdi geleceğe bakarsak. Özellikle Kasım ayı, yani Çin astrolojisine göre domuz ayı olan 2019 yılını temsil ediyor. 2019 yılı Sıla için hala seyahat anlamına geliyor ve kendini çok güzel bir şekilde yeni projelerin içinde gösterebileceğini ve bunlarla ilgili de güzel sonuçlar alabileceğini görüyoruz. Yani 2019'un Sıla için iyi geçeceğini görüyorum. Ancak 2020'de bir değişiklik var gözüküyor. Bunu da ilerleyen zamanlarda size anlatacağım. Ahmet Kral'ın elementlerine baktığımızda doğduğu gün Yin Ateş. Yin Ateş insanlara gerçekten çok sıcakkanlı olurlar. İnsan canlısı olurlar. Ancak bir mum ışığına benzetiriz ve bir mum ışığı gibi titreklik, yani endişe, kaygı gibi şeyler gösterebilirler. Bu yüzden özellikle ateş elementi beyni, kalbi ve sinir sistemini, yani genel olarak sinir sistemini temsil ettiği için bu kişilerin kendilerini sakinleştireceği spor dallarına yönelmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Ancak yine ateşler sıkıntılarını biriktirirler ve sonradan patlarlar. Patladıklarında da yan ateşe göre daha büyük hasar verebilirler. Aynı zamanda baktığımızda ilk intibasında agresif zeka, beceri, performans dediğimiz elementi görüyoruz. Bu yüzden de zaten sahnelerde kendisini çok güçlü bir şekilde göstermeyi başarıyor. Ancak bir patronla birlikte çalışmaya kesinlikle ihtiyacı var. Yani bir menajerinin olmasına, birlikte kontrat attığı bir şirkete sahip olmasına çok ihtiyacı var. O yüzden bundan vazgeçmemesini, yoksa da edinmesini kesinlikle tavsiye ederim. Ahmet Bey'in haritasına baktığımızda aslında şans dönemleri inanılmaz bir şekilde onu böyle hızlı bir performansla getirmiş dünyaya. Yani sanki böyle gelirken çok hızlı yapması gereken, işe koyulması gereken, halletmesi gereken şeyler varmış gibi altın tepside fırsatlar sunulmuş olarak gözüküyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki 2001, 2003 ve 2008 onun için çok önemli yıllar olmuş. Ancak her astrolojide olduğu gibi inişler ve çıkışlar Ahmet Bey'i de bulmuş durumda. Şu an 2011-2021 döngüsü içerisinde ve bu döngü içerisinde evet işiyle ilgili büyük bir performans, başarı ve uyum var gözüküyor. Ancak elementler tam olarak ondan yana değil. Bu ne demek diye sorarsanız eğer, kaynak elementi dediğimiz element Ahmet Kural'ın iyi elementi değil. Kendisini psikolojik anlamda birazcık sıkıntılandırıyor. Yani dolayısıyla kendisi işiyle ilgili büyük performanslar başarıyor ve onun çok mutlu ve sağlıklı, keyifli olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama içsel olarak birazcık buhran yaşadığını görüyorum. Özellikle 2014 yılına baktığımızda büyük bir şan şöhret onu iş hayatında yakalamış. 2018'e baktığımız zaman şimdiye kadar başladığı işleri bitirmesi gereken bir boşlukta bir senesi dediğimiz seneye gelmiş. 2018 senesi hala onun iyi bir yıl gösterdiği bir sene ve de agresif zeka, beceri, performans dediğimiz element olduğu için iş hanesinde büyük başarılar göstermiş. Ancak ne yazık ki bu ayla birlikte, yani Kasım ayına baktığımızda 2019'un projeksiyonudur ve 2019'la birlikte bir penaltı dönemine girdiğini görüyoruz. Kısaca penaltıdan bahsetmek gerekirse, bu içimizde yaşadığımız bir sıkıntı, sinsi bir şekilde oluşmaya başlayan bir hastalık ya da beğenmeme, mutsuz olma, bir şeylerden sıkılma gibi itaat edebiliriz. Dolayısıyla ve çok aleni, aman bunun başına bu gelecek, çarpışma olacak, kaza geçirecek gibi şeyler söyleyemiyoruz. Kişisel çatışmalarda biz bunları çok rahatlıkla söyleyip önüne geçebiliyorken penaltılar sinsidir ve de kendini göstermek için yıllar bekler. Şimdi Ahmet Kural'ın da 2019 yılına baktığımızda böyle bir penaltısı var. Hem de nerede? İşhanesinde.
Kasım ayı da 2019'un projeksiyonu olduğuna göre bu aydan itibaren 2019 bitene kadar işleriyle ilgili ciddi sorunlar yaşayabilir olarak gözüküyor ve içinin daralacağını kesinlikle söyleyebilirim. Bunların çok uzun süreceğini düşünmüyorum. 2020 yılında tekrar her şeyi toparlayacağını ve de bu konuyla ilgili işlemlerini düzelteceğinden eminim. Şimdi bunların ikisinin aşk hayatına bakarsak, bunlar neden birliktelerdi kısmı ve neler oldu kısmı aslında herkesin merak ettiği. Ahmet Bey'e göre Sıla Hanım'ın haritası 6 elementte, 6 element uyum. Bu astrolojik olarak çok fazladır. Yani harika, %100 uyum diye gözüküyor ama hayır, öyle değil. Sıla'yı inanılmaz derecede seviyor ve hatta kendinin üstün tutuyor anlamına geliyor. Ve şu anda kendisinin şans döneminin onu %100 destekleyen bir dönem olmadığını düşünürsek Sıla'ya çok ihtiyacı var olarak yorumluyorum. Sıla tarafında Ahmet Bey'e baktığımızda Sıla bir kere 2004'ten beri iyi şans döneminde ve daha bu uzunca seneler devam edecek olarak gözüküyor. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç, yani kendisini elementer olarak doldurulmasını gerektirdiği bir durum yok. Bu yüzden de zaten onun oranları daha dengeli bir şekilde Ahmet Bey'e göre. Yani Ahmet Bey %100 bu tarafa aşık ve istekli ve gönüllü ve onun her istediğinin yanında olmasını beklerken Sıla biraz daha bu işte dengeli olma tarafında. 2018 yılında yaşadıkları bu olay yüksek ihtimalle evlilikle sonuçlanacak bir olaymış. Çünkü gerçekten büyük bir aşk var olarak bunu yorumluyoruz. Ancak Ekim ayında Sıla'nın özellikle bir saldırıya ve bir insan tarafından saldırıya uğrama potansiyeli ne yazık ki varmış. Bu iki kişinin tekrar barışma ihtimali söz konusu. Ancak şu an Ahmet Kural iyi şans döneminde olmadığı için ve Çin astrolojisine göre hiyerarşi çok önemli olduğu için Sıla evlendiği anda kendi potansiyelini düşürmeye başlayacak ve de Ahmet Kural'ın enerjisinin içine girmeye başlayacak. Ahmet Kural da 50 yaşına kadar henüz kendini toparlayamayacağı için bu enerji Sıla'yı şu an kazandığından daha az kazanmasına sebebiyet verebilir. Ancak bu demek değildir ki Ahmet Kural için her şey bitti. Hayır. Ahmet Kural bu dönemlerin hepsinden geçtiğinde, özellikle 50 yaşının üstünde tam 40 yıl inanılmaz ünlü olacak. Baktığımız zaman aslında bu iki ünlünün evlenmediği sürece güzel geçinebileceklerini söyleyebiliriz. Aynı Angelina Jolie ile Brad Pitt'in sevgili olduğu süre boyunca ilişkilerin iyi gitmesi, evlendiklerinden sonra da bu akitin bozulması gibi bu durumda da aynı şey geçerli. Eğer Angelina Jolie ile Brad Pitt de evlenmemiş, bu akti vermemiş, bu imzayı atmamış olsalardı belki bugün hala birlikte olacaklardı. Videomu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız beğen ve takip butonuna basıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Eğer kendi haritanızı açtırıp geleceğinizi öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki infodan bilgilerime ulaşabilirsiniz.